Maçı kazanabileceğimizin farkındayız diyor hem hoca hem Bartra. Mark Bartra. Tabii kaliteli bir kadromuz var. Trabzonspor'un muhtemelini de verelim sevgili Aslı. Onun üzerinden de konuşalım. Trabzonspor'umuzun da grubundaki son haline de bir bakarız birazdan. Onu da hazır edersin. Şimdi Uğurcan, Eren Hugo, Bartra, Larsen, Gibamen, Hamşik, Bakasetas, Trezeguet, Canini, Umut, Bozok. Yani bizim e, takımımızın 11'i bu şekilde. Acaba hoca bu 11'i lige de mi evirir? Murat abi. Artık bu mudur sabit 11? Yok yani Gomez var hoca da şey, hoca da şu ekrana da rica etsek alabilir miyiz? Buralara da verirsen az. Yani hoca da rotasyon yapıyor. Ee, elindeki imkanlar ölçüsü. Tabii Fenerbahçe gibi o kadar zengin bir kadrosu yok ama ee, işte Umut'u Umut'u rotasyonda kullanıyor. Orada tabi cezalı oyuncular olunca ee, ama genel olarak Trabzonspor'un kadrosunu saydığımızda 9-10 kişi hemen hemen artık sabit. Yani Eren'le Larsen e, bu yerlerin adamı eğer bir sakatlıkları cezalı bir durumları yoksa aynı şekilde Hugo ile Bartay'ı orada bazen de değişiklikler yapıyor dens oynatıyor duruma göre yani bakasit zaten vazgeçecek bir durumu yok hocanın. Hamsik'ten vazgeçecek bir durumu yok. E, Gıbavini de 2-3 maçtır direkt oynatıyor. Bu sefer e, onun önüne e, orada bir Yusuf'u denedi olmadı. Ömür'ü denedi olmadı. E, iki, ikisinin de hafif sakatlıkları da var bildiğim kadarıyla. Trezeguet e, zaten o yerinde duruyor. O, Umut'u da şeyle Maxi Gomez'le arada bir değiştiriyor. Yani Trabzonspor'un kadrosu 3 aşağı beş yukarı hemen hemen 9 isim mecburen zaten oynuyor. Ama bir iki tane değişiklik oluyor. Tabii bugün zor bir maç. Yani aslında biz evimizde oynadığımız maçta bu rakipten puan almalıydık. O zaman alamadık. Şimdi böyle maçları rakip 9 puanda biz 6 puandayız. Normalde bizim kazanmamız lazım. Yani bugün eğer biz bu gruptan çıkma iddiamızı, ilk iki iddiamızı devam ettirmek istiyorsak kazanmak zorundayız. Yani bu kurallar çekildiğinde bu grubun iki tane şeyi vardı. Yani bir Trabzonspor'dan bahsediyordu, bir de Monaco'dan bahsediyordu. Evet Ama bu French varoş bir anda devreye girdi. Yani bakıldığı zaman 3 maçında kazandı, 9 puan yaptı. E şimdi çok da önemli bir avantaj elde etti. Onlar da illaki bu avantajı kaçırmak istemeyecek. Ee, ve dolayısıyla... an durumunu ver Aslı. Şimdi tabii Ferenc Faroş, onların başında bir de Rus teknik adam var, Çerçe -Sov. O da çok tecrübeli bir teknik adam. Evet. Ee, başarılı bir teknik adam. Ee, o yüzden... E... Yani e, bu, bugün biz Kızıl Yıldız... Yenersek kafamız rahat. Yani yenersek ki yenmemiz lazım. Yani, yoksa zaten bizim gruptan... Çıkma şeyimiz e, olmuyor ki yani bir, bir şeyimiz olmuyor, bir umudumuz olmuyor. Bravo abi. Ya yani bizim buradan alacağımız e, bir beraberlik bize bir yani çok da bir şey kazandırmaz. Çünkü Monaco kazanırsa ki e, Monaco'nun kazanması ya da o, o maçta berabere bilseniz bizim için süper olur. Biz de ona dokuz oluruz. E, Kızıl yıldızı yeneriz, 9 puanı oluruz. Son maçımız. Monaco mu? Bizim son maçımız. Evet. Bu, Monaco, Monaco ile iki maç yaptı. Biz Monaco ile iki maç yaptık. Şey French, French, Varoş. Olabilir. French Varoş. İçeride olabilir. French Varoş. 10 kişi kalmalarına rağmen yenmişlerdi değil mi? Yanlış evet, 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 Zor iş ama bugünkü maç ya bence Ferenc Varoş yensin. Bence Ferenc Varoş yensin. Ne yok iki, abi iki yok yok. Berabere berabere beraber daha iyi abi. Ya berabere daha iyi de. Monako'yu da çok potada tutmak. Ferencváros rahatlasın, bir yensin diyorum ya. Son maçtan önce çok rahat olsun. Abi şöyle e, şimdi biz biz biz, ben biz de isterim biz... bir tur az oynasın Trabzonspor. Ama hani şartlara bakıyorum. Monako yenerse feci. Ama i̇şte, maç Trabzon'da Tra Ferencváros. Tamam. Ya Trabzon Ferencváros maçı final gibi bir maç olur. Ama Monako bugün falan Ferencváros'u da yenerse ee, o zaman hani ikili averajda biz Monaco'dan iyiyiz. Biz iyiyiz. Ama üçlü averaja kalır o zaman. Son hafta Monaco ne yapıyor? Onlar da Kızıl, Kızıl Yıldız. Yıldız. Ama nerede oynuyorlar? Bilmiyorum. Söylüyorum. İçeride. Fransa'da. Fransa'da mı? O Hı. rahat yenerler. Dolayısıyla. Monaco iyi takım. Bakmayın siz. Bizim Kızıl Yıldız'ı yenip. Ama yapar... bir artı iki averajımız da güzel yani. Güzel. Yani puan, puan puana ve ikili averajda denklik durumunda. Mesela. Ferenç Varuş kaç kaç, kaç yemişti? 3-1 mi? 3-1. 2-1 galiba. 2-1, 3-1, Bakayım 3 ona Öyle da. Öyle şeydi ama. Trabzonspor, Ferenç Varuş bizi 3-2 yendi maalesef. 3-2 yenmiş. Yani biz de onları e, bir farklı yenersek onlarla ikili averajımız eşitlenir. Genel averajda onlar bizi geçemez bence. Bu akşam Trabzonspor'umuzun mutlaka e, Kızıl Yıldız'ı yenmesi lazım. Yani Mutlaka derken yenmesi yani iyi olur. Beraberlik de kötü sonuç değil. Hele hele diğer maçta e, berabere biterse en, hiç kötü sonuç, hiç, sonuç en. değil. En güzeli bu grupta bizim grubumuzda diyelim ki Serkan Korkmaz Kızıldız beraberliği bile benim için güzeldir diyor. Hepsi berabere kalsa son hafta her şey. Bak şöyle söyleyeyim. Eğer şey son hafta. Eğer Ferencvaros yenerse e, Kızıl Yıldız beraberliği kötü sonuç değil ama grup ikinciliği garantilenir. Ferencvaros lider çıkar eğer yenerse. Çıkar ikinci çıkarız. Bu birincilik Monaco'da. hesabı için bir şansımız var. İşte Fırat. Monaco yenecek, 9 olacak. French verici daha kötü olacak. Bu arada Trabzon Biz Monaco. bugün yeneceğiz, 9 olacağız. 9 9 9'a gelerek son haftaya gireceğiz. Monaco gol olup yağacak ama ikili averajımız Monaco'dan iyi. iyi. Yani biz French varışı yeneceğiz. Monaco ister yensin, ister yenilsin ikili averajda iyi olduğumuz için grup lideri olacağız. Yani bir yandan da acaba Monaco'mu yense? Ki şey. Varoş'u. Evet. Varoş'u. Evet. 6, Şimdi, 9 yapar. Ferenc Varoş, Monaco maçı beraber bitip biz iki maçı alırsak lider oluruz. Evet. Nasıl? Berabere bu... bitip iki maçı alırsak lider i̇ki oluruz. İki maçı alırsak evet. Yani bu en güzel senaryo tabii. Ama bugün Monaco'ya inersek grup lideri de oluyoruz. 9 9 9 2 maçı her almamız her halinde. Bizim, bizim her halde. Trabzonspor'un bugün kazanması lazım. Evet. Tabii tabii. Yani, o kadar her yani, halde değil. Bu 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 maç çok kontrollü oynanacak bir maç. Yani ilk ilk maçta top çok bizdeydi, kontrol hep bizde oldu. Ama e, rakip geçiş oyunuyla etkili oldu. Bunlara bugün izin vermemek lazım. Yani bu biraz önceki 11'e de bakarsak kötü bir 11 değil. E, Trabzonspor'da moral oyunu ile ilgili çok ciddi eleştiriler son zamanlarda var. Yani kazansa da ciddi şekilde Trabzonspor eleştiriliyor. oynadığı futbolun işte keyif vermediği işte hoca ilk 3 tane soru soruyorsa 2 tanesi işte hocam oyun dair neler üzerine katılabilir diye. Ama yani Hamsik aldığı süre iç, süreye göre bana göre bu takımda mutlaka olması gereken bir oyuncu bakıldığı zaman o Grabin iki maçtır oynuyor şeyi iyi yani bir yükselişte potansiyeli var. Potansiyeli değil iyi, mi? iyi ve bir yükselişte. Ya yani bir orada sağ kanatta sürekli oyuncu deniyor hoca. Orada bir istediği şeyi alamadı hala. Murat ya, abi o... elini vicdanına koy. Bu takımın santraforu Gomez mi, Umut mu? Hiç ayrım yapmadan. işte efendim Umut Türk'tür. Gomez işte ya bu ayrıma yapmadan Gerçekten yani, elini vicdanına koyarak söylüyorum. Ben e, yani Umut Umut'un üzerinden giderdim. Niye? Hem bir yerli oyuncu, hocanın elini çok rahat bir oyuncu. İki, Geçen sezonun sonuçta gol kralı. Bir, bir unvanı var adamın bir, bir motivasyon kaynağı bu onun için. Ve bakıldığı zaman yani son vuruşlarında e, ve hız hız olarak e, Gomez'den iyi ama Gomez'in de e, bir fiziki şeyi bir var. Yani bir, bir bir yıpratıyor adamları. Yani bir bir yoruyor yani. Ama Gomez'deki en önemli eksiklik e, ağır olmaz Ama Umut daha hareketli bir oyuncu. Daha hızlı. Yani ben Umut'un Umut'un Umut'la devam ederdim ama hoca da orada değiştiriyor onları ya. Yani sonuçta Gomez'de 5-6 milyon euro yanılmıyorsam verilmiş transfer. Edin. Ama Hiç diyorsun bir ki yani kağıt üstünde bu takımın birinci yani santraforu umut Gomez, Umutla devam ederdi mümkün Gomez, olduğunca. Birinci santrafor o. Evet. Ya öyle görünüyor. Evet, kağıt üzerinde öyle evet. Ama, ama um... vicdanlarda <laughs> Ya ben umu, ben olsam Umut, Umut'a umut. şey yaparım. Evet. Aynı soruyu Serkan Korkmaz şimdi kağıt üstünde Gomez, Maxi Gomez. Ama vicdanlarda santrafor kim? Yani Umut mu? Murat <laughs> abi diyor ki bana göre Umut diyor. Ben yani. Umut'u çok beğeniyorum. Hatta Galatasaray neden Umut almadı diye eleştiriyorum falan Galatasaray'a ama e, Maxi Gomez abi yani. Öyle mi? Ben Maxi Gomez'den bahsediyoruz. Umut çok iyi golcü. Bence e, Şenol Güneş transferinin en önemli etkilerinden birisi çok kötü günler yaşayan milli takımımızın e, bence birinci golcüsü olması gereken Cenk Tosun'un da yıldızının parlayacak olması. Şenol Güneş'in gelişiyle birlikte. E, Cenk Tosun'un da bence milli takımdaki yedeği Umut Bozok'tur. Ee, Umut Bozok benim aslına bakarsan hani pamuklara saralım şeklinde yaklaştığım bir oyuncu. Çünkü çok ciddi bir golcü sıkıntısı yaşıyoruz milli takımda da. Ee, ve milli takımımız çok önemli organizasyonların dışında kalıyor. Gittiğinde de e, artık Burak Yılmaz da yok. Yok. Ee, ama şimdi eline vicdanına koyunca insan hani Maxi Gomez yani. Aklına koyunca daha çok hatta. Ha, ben vicdanıma vicdan. koyunca Umut Bozok da ha. hani o biraz... Sübjektif bir yaklaşım hani milli takımımız güçlensin diye. Ee, ama şimdi hani kalkıp vegors ve Muleka varken Cenk Tosun birinci golcü olsun. Ee, Maxi Gomez varken e, Umut da, Trabzon da birinci golcü olsun. Ee, evet çok sübjektif bir yaklaşım olur milli takım açısından Yani Maxi Gomez'dir bence. Maxi Gomez'dir. Savunma biraz sanki şeyde oturmaya başladı Murat abi. Vitor Hugo böyle. Hani attığı golden ziyade. Monaco'ya attığı golden ziyade biraz oturdu. Artık o şeyi oturmasını eleştiriliyor diye işte bu sene formu yok. Bir düşüşü var. Sanki bir Abdullah Hoca ona böyle bir e, dokunmuş abi. Yani Bartra... Abdullah Hoca, ya yani Uğurcan'a da dokun. Sonuçta Uğurcan da sezona iyi başlamadı. Yani sonuçta oradaki bölgedeki oyuncularda bir şey varsa, sıkıntı varsa genel olarak e, arka taraftaki yani defans Bile'ondaki oyuncuların da yani mesela Uğurcan da çok eleştirildi. İşte oradaki stoperlerle ilgili sürekli bir eleştiri <laughs> oldu ama ya yani bir gerçek de var. Orada şanssız sakatlıklar yaşandı. Yani bir tam iki tandem bir arada yani bir türlü şey yapamadı. İşte bir sürekli oynadı. Sürekli değiştirmek zorunda kaldı. Yani bu bazen rotasyondu. bazen hocanın tercihiydi ama bir gerçek var ki orada ciddi bir sakatlık problemi yaşandı. Yani siz bugün şu maçtan 3 puan al, almak istiyorsanız bana göre yani sabırlı oynayacaksınız. Ee, klasik bir deplasman maçı. Öyle paldır küldür saldırayım sonucu bulayım diye bir e, hayaliniz olmayacak. Duran toplarda etkili olacaksınız.